Daha vereyim, sonra ekonomiyi konuşarak devam edelim. Siyaset nasıl yapılıyor Türkiye'de, ona dair bir haber. Şimdi Ankara'da ve Türkiye'nin genelinde baktığınız zaman manzaraya Cumhur İttifakı arasında en ufak bir çatlak yok. MHP lideri Devlet Bahçeli her konuda anlaşıyoruz diyor. Tam destek veriyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. İki büyükşehir MHP'ye bırakılmış durumda. Fakat bir yer var. Tek bir yer. Karabük. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AKP ile MHP Karabük'te iki farklı aday çıkarttı seçmenin karşısına. Hali hazırdaki belediye başkanı MHP'li Rafet Vergili, onun karşısına Özkan Çetinkaya aday yapıldı. MHP'li başkan AKP adayını mezun olduğu üniversite üzerinden FETÖ'cü olmakla suçladı. Hatta masonlukla da suçladı bir taraftan. Şimdi Karabük'te MHP ile AKP arasında devam eden, hani rekabeti de aşan bu sürtüşme Ankara'ya yansır mı? Bence yansımaz. Turgut Altınok! Cumhur İttifakı Ankara ve İstanbul gibi illerde tek adayla seçime gidiyor. AK Parti Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye gibi illerde MHP'nin adaylarını destekliyor. Ama Karabük o illerden biri değil. Çünkü AK Parti Karabük'te kendi adayını çıkardı. O isim AK Parti'nin adayları arasındaki en genç kişi. 35 yaşındaki Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya. Milletvekilimizi sahneye davet ediyoruz. Karabük'ün MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili de bir daha seçilmek için yarışta. Aynı ittifaktan rakibini FETÖ'cü olmakla suçladı. Aday tanıtımı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yazan özgeçmişi hatırlattı. Adaylığı açıklandığı zaman şunu eğer büyütürse bakarsa Cumhurbaşkanımızın arkasında Alfred Üniversitesi yazıyor. Bu Alfred Üniversitesi FETÖ'nün bir üniversitesidir ki bunu buraya yazmaları, Cumhurbaşkanı arkalarına bile yazmaları ayıptır. MHP'li Başkan Vergili, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi şekillendiğini söyledi. Ben 15 Temmuz'da herkesten önce itiraz ettim dedi. Ben 15 Temmuz'da herkesten evvel itiraz ettim. Eğer FETÖ'cüler gerçekleştirebilseydi, belki biz bugün yoktuk, belki yani uzun müddet hapislerdeydik, bilemiyoruz yani. Böyle bir grupla mücadele edildi. Bu şimdilik o örgüte bir işarettir yani. Alfred Üniversitesi diye. Çünkü bu YÖK tarafından yasaklanmış. FETÖ'nün bir üniversitesidir bu. Vergili, AK Parti'nin adayı Özkan Çetinkaya'yı teşkilattaki mason diye niteledi. HalkTV.com.tr'den Ali Macit'e konuştu. Özkan Çetinkaya'nın diplomasının bile şaibeli olduğunu iddia etti. Alfred Üniversitesi diye birileri birine bir mesaj veriyorsa ben buna tepkimi koyarım dedi. Şu anda dünyanın her yerinde masonlar birbirlerini bir iki işaretten tanır. Şimdi diyor ki ben AK Parti'yim, ben gençlik kollarıyım, teşkilat olarak haber veriyorlar. Ben belediye başkanı adayım. FETÖ'ye de diyorlar ki korkmayın biz buradayız. Ya bilmiyorum, MHP lideri Devlet Bahçeli bir arar görüşür mü kendisiyle, bilemeyeceğim. Siyaset bu, son bir iki haber daha vereyim. Yeter, daha iki ay var yerel seçime. Merak edilen bir sonuç var. Bu seçimleri merak edilen, sonucu merak edilen illerinden biri var. Tunceli ve bir Dersim ittifakının kurulduğu söyleniyor Tunceli'de de. Muhabirimiz Ferit Demir'in haberini önce bir izleyelim. Sonra Türkiye İşçi Partisi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamayı da ekrana getireceğim. Tunceli'deki yerel seçim yarışı Türkiye gündemine girmiş durumda. Geçmişte DEM Parti ile ittifak yapan sosyalist partiler bu dönem farklı bir ittifak kurdular ve Emek Partisi çatısı altında seçime gireceklerini açıkladılar. Tunceli'de seçim ittifakı kuruldu. Sosyalist örgütler seçimlere birlikte girme kararı aldı. Ancak ittifakta mecliste en çok sandalyesi olan DEM Parti yok. Her siyasi partinin, her hareketin kendini ifade etme, kendine göre ittifaklar kurma gibi doğal bir hakları var. O ittifakta Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emek ve Özgürlük Cephesi ile Türkiye İşçi Partisi yer aldı. Bazı seçmenler ve siyasiler kararı eleştirdi. Dersim'de Emek Partisi, EMEP, Sosyalist Meclisler Federasyonu SMF, Emek ve Özgürlük Cephesi OC,
Türkiye İşçi Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak kurmak için bir çalışma kararı aldıklarını açıkladılar. Bizim bu esnada görüşmelerimiz sürüyordu. Biz DEM Parti olarak her ile ilişkin kent uzlaşısı stratejimiz temelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En geniş güç birliğini oluşturmayı hedefleyerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Dersim'de bu iller içerisinde bizim için özel bir öneme sahip. Emek Partisi Tunceli temsilcisi Mustafa Taşkale ve DEM Parti Tunceli eş başkanı Özcan Gürtaş da eleştirilere yanıt verdi. Geçmişte birlikte hareket ettiğimiz siyasi hareketlerin kurmuş olduğu ittifak bize karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmiyoruz. DEM Parti'ye kaybettirme olarak da değerlendirmiyoruz. Bir ittifakın oluşturulması bakımından söylemler gerçekten kabul edilir söylemler değil bizim bakımızdan. İttifak bakımından da kabul edilir değil. Ancak ittifak için süreç tamamlanmış değil. Peki ittifak görüşmeleri bitti mi, devam ediyor yok, mu? Yok, yani onun merkezi düzeyde devam ediyor. Daha merkezden bir açıklama yok. O yüzden bizim burada ittifaklara ilişkin hani böyle keskin söyleyebileceğimiz bir şey yok. Emek Partisi bakımından da sürecin sürdüğüne dair bir gelişme vardır. Biz bu gelişmenin sürebileceğini, olumlu şeylerin de çıkabileceğine dair de halen beklentilerimiz vardır. Tunceli'de iddialı diğer parti de CHP. Seçimlerde tek başına girecek. Biz o ittifaklarla çok ilgilenmiyoruz. Dostlarımızla beraber bu kentin sorunlarını çözmeye talibiz. Arkadaşlarımızın kendi içerisinde ittifakları olur, ayrılırlar. O geçmişten beri yapılan bir durum. Bütün devrimci, demokrat, yurtsever kurumların yan yana gelerek bu süreci ilerletmesinden yana, bu sadece halkın değil, bizim de hepimizin toplam temel isteğidir. Şöyle ki, Türkiye İşçi Partisi İl Örgütü'nün açıklaması, dün yayınlanan açıklama bizim açımızdan bir ittifakın tamamlanmış ve kurulmuş olmasının ilanı değil, tüm güçlere ortaklaşma çağrısıdır. Açıkça ifade etmek isteriz ki, DEM Parti'yi veya başka bir dost gücü dışarıda bırakan bir ittifakın bileşeni olmamız söz konusu değildir. TİP İl Örgütü'nün açıklaması da böyle inceleyip sık dokuyor Türkiye İşçi Partisi de. Ve son bir haber. Şimdi tamam, sandığa gidiyoruz, çok heyecanlıyız. Adayları konuşuyoruz. Kim nerede, kiminle ittifak yaptı. Bunu tartışmaya bayılıyoruz da. Acaba seçimlerle ilgili küçük oynamalar seçimden önce mi yapılıyor? Adreslere hayali seçmen yazılıyor olabilir mi? CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış bu konuyla ilgili ciddi iddiaları meclis gündemine taşıdı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 31 Mart seçimleri öncesi seçim bölgem Mersin'de sahte seçmen vakaları ortaya çıkmıştır. Akdeniz ilçemiz başta olmak üzere birçok ilçemize hayali seçmen kaydedildiği basına ve kamuoyuna yansımıştır. Metruk binalara seçmen yerleştirildiği, yurttaşların evlerine habersizce yeni seçmen kaydedildiği tespit edilmiştir. Hayali seçmenlerin AKP'li belediye başkanı ve bürokratlarından oluştuğu da iddia edilmektedir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Örgütümüz de il genelinde 2792 kişi için il seçim kuruluna itirazını yapmış, ancak seçim kurulu tarafından reddedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza da buradan sesleniyorum. İddialar vahim boyuttadır. Bu organize ve usulsüz seçmen taşıma skandalı için İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'yı göreve davet ediyorum. Gerekli soruşturma derhal yapılmalıdır. Peki, öyle ya da böyle bir seçime daha Türkiye bu ortamda gidiyor. Biz bakalım geçim derdine. Emeklinin SSK ve Bağkur emeklilerinin ilave zammı ile ilgili değişiklik düzenleme meclisten geçti. Ama en düşük emekli aylığı kök maaşa yansıtılmadığı için değişiklikler yine 10 bin lirada kaldı. Bu ay 10 bin lira dahi yatmadı birçok emeklinin maaşına. Onlar da fark bekliyorlar şimdi. Peki bu durumda emeklinin sesini meclise nasıl taşımak gerekiyordu? CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı ve iktidarı kürsüyü bir süreliğine işgal ederek protesto ettiler emeklinin durumuna dair. Bu parlamento birinci görevi emeklinin, işçinin, memurun hakkını savunmaktır. Ben 10 bin lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum ve protesto ediyoruz. Haksız buluyoruz, hukuksuz buluyoruz, adaletsiz buluyoruz ve vicdan diyoruz, vicdan. SSK ve Bağkur emeklilerine ilave zam meclisten geçti ama açlık sınırında yaşayan milyonların derdine yine derman olmadı. Muhalefet bir